Şimdi İslam dini bir defa şunu bil ki insanlığın hakkını yiyen, kanını emen, insanlığı sömüren büyük hırsızlar var ya, o büyük hırsızlardan İslam işe başlar. İnsanlığın hakkını vermek istemez. Sömürmeye devam eder. Ve insanlığın kanını emmeye devam eder. Ve insanlığın kanını akıtmaya da devam eder. İşte İslam dini bu büyük hırsızların hakkından, bu katillerin hakkından gelir. Yoksa simit çalanlara ceza verip, mangaları hortumlayanlar, lüks ortamlarda yaşayanların yaptığı yanına kalıyorsa, bu bugün adaletin olmadığındandır. Adalet tecelli etse böyle mi olur? Simit çalan garibanı cezalandır. Eğitimden mahrum et. Sosyal devlet onun hakkını sosyal devletten mahrum olsun. Sosyal haklarını alamasın. Ve aç kalsın. Bu adam simit çalsın. Buna da götür ceza ver kolunu kes. İslam'da böyle bir anlayış yok. Öbürü de mangaları hortumlasın, bütün insanlığın hakkını yesin, sömürsün devletin bütün imkanlarını sömürenlere ses çıkartma, birlikte sömüren o vampirler ne yapıyorlar? Birlikte sömürdükleri için bir türlü suçlunun hakkından gelinemiyor, büyük hırsızlara ceza verilemiyor, büyük katillerin hakkından gelinmiyor. Niye? Birlikte sömürüyorlar, rant sağlıyorlar. Birbirinin güdümünde yaşıyorlar. İslam dini işte buradan işe başlar. O büyük hırsızlar, o büyük vampirler, milletin kanını emenler var ya, oradan başlar İslam adaleti. Gariban simit çalmış. Aç kalmış. Onu kim aç bıraktı? Onu İslam hesaba çeker. Bunun hakkını niye vermedin? Sosyal devletin imkanlarını sen sömürdün, yedin de bu garibanların hakkı nerede? İslam bunu sorgular. Bu İslam ilahidir. Allah'ın adaletinde hata olmaz. Uygulayan hata ediyorsa uygulayanın kendi hatası o. İslam'da hata olmaz. Aklını başına al ey insanoğlu. Allah'ta hata olur mu? Haşa. Sümme haşa. İslam Allah'ın kurduğu nizam. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı. Geçmişin bütün şahitliği, geçmişi yenileyen yepyeni taptaze bir ilahi nizam. Beşikten mezara kadar oku diyen bir din. İlk ayeti oku diye gelen bir ilahi kitap. Cehaleti yok eder. İlmi irfanı bilimi hakim kılar. Zulmü yok eder. Adaleti hakim kılar. Mikropları yok eder. Sıhhati hakim kılar. Sıhhati ve mutluluğu. Birisi soyunmuş çıkmış cıplaklıkta arıyor. Medeniyeti, çağdaşlığı. Öbürü de kara bürünün altına girmiş, İslam'ı orada zannediyor. O da öyle zannediyor. Öyle değil, ilahi ölçüye bakın. İkisi de yanlış yapıyor. Nedir? İslam içte ve dışta kişiye ne lazımsa, menfaatına neyse onu ortaya koymuştur. Bilim, bilim, bilim ruhları, kalpleri ilimle, irfanla doldur, ötesi kolay. Bir defa cehaleti ortadan kaldır, ötesi kolay. İlahi adaleti uygula, ötesi kolay. Ya sen mikropları yaşat, ben mutlu niye olamıyorum diye de bağır. Mikroplara hayat hakkı veriyorsun. Beri tarafta mikropların
saldırdığı hakiki insanı mahvediyorsun. Her şey insan içindir. Mikroplar için sen hayatı onlara veriyorsun. Ve hayat insan içindir, her şey insan içindir. İnsanı mahveden ortaya mikropları üretiyorsun. İnsanı yücelten, geliştiren değerleri de önüne engel çekiyorsun, sert çekiyorsun. Fıtratı insan Allah yarattı. İnsanın yükselişi için İslam'ı da insanın ne yaptı? Fıtratına bu reçeteyi uygula dedi. Kim? Yüce Allah dedi bunu. İslam hayat reçetesidir. Mutlu olmanın tek ilahi kaynağı ve bizzat ilahi kuralların İslam'ın kendisindedir. Bunu uygulayan Hazreti Muhammed'dir. 1400 senelik bunun altınlardan, yakutlardan, zümrütlerden kıymetli de bir belgesi vardır. Altın çağı vardır İslam'ın. İslam uygulandığı zaman eşine rastlanmadık dünyada huzur olmuştur. İslam uygulanmadığı zaman da işte ortada kargaşalar ortaya çıkmıştır. Biz bunları anlamaya, kendi nefsimize söylemeye ve birlikte de bu hakikati paylaşmaya gayret ediyoruz ki görevimiz bu. Estaizu billah, Cenab-ı Hak diyor ki: Elem ta'lemennallâhe lehu mülkü semâvâti vel ardı yu'azzibu men yeşâ'u ve yâfiru limen yeşâ' vallâhu alâ kulli şeyin kadîr. Cenab-ı Hak göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu, dilediğine azap edip dilediğini de bağışladığını bilmedin mi? Allah her şeye kadirdir diyor. Ezeli ebedi tek bir mutlak hükümdar vardır. Muktedir hükümdar Allah'ın kendisidir. Bir defa alemlerin yaratanını, onun kanunlarını yok sayarak bu dünyada doğru bir şey yaptığını mı zannediyorsun? Yaratanı yaratılmış reddediyor, haşa, inkar ediyor, yok sayıyor. O zaman sen şimdi ölünce uyanırsın. Çok geç kalırsın. Yazık edersin. Kur'an-ı Kerim sana ölmeden uyarıyor. Kur'an'ı anla, dinle ve Kur'an-ı Kerim iyice bir deşele şöyle. Bileni dinle. Kendi gücün yetmiyorsa bak o zaman nasıl gerçekle tanışmış olacaksın. Ya eyyühe'r resulü la yahzunkellezine yusari'une fil küfri minellezine kalu amennâ bi efvâhihim ve len tü'min gulûbühüm ve minellezine hâdû semmâûne lil kezbi semmâûne ligâmin âkharine lem ye'tûk يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْزٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ عَظِيمٌ. Bu ayete de böyle bir bakalım hep beraber. Ey Peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Burada münafıklarla Yahudilerin işte bu diliyle biz inandık deyip iç dünyalarında iman olmayanlar diyor seni üzmesin. Ey şanlı peygamber, ey Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam.
Üzülme bunlara diyor. Musa'ya da demişti aleyhisselam, üzülme bu fasıklar için demişti. Onlar yalana kulak verirler. Sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler. Kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Dikkat et bunlara. Bozuk ruhları anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Cenab-ı Hak zor kullanmaz. Zorla kimseni Müslüman yapmaz. Kulunu hidayetinin hikmeti vardır. Kul özgür hür iradesiyle iman etmiş olması gerekiyor. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. İşte iç dünyası bozuk. Hep kitabı kendine uydurmak isteyen, peygamber bize itaat etsin diyen, haşa Allah bize itaat etsin diyen, yani kim varsa bize itaat etsin diye nefsine ve iblisine uşak arayan, çünkü kendileri nefsinin uşağı olmuşlar. Hak'tan, hakikattan kaçıyorlar. Dışlarında dilleriyle inandık diyorlar, içlerinde iman yok diyor Cenab-ı Hak. İşte münafıklarla Yahudilerin peygamberimize o zaman yaptıkları ihanetler anlatılıyor. Bu gibi bozuk ruhlar o gün vardı, bugün de vardır, yarın da olacaktır. Buna karşı dünya, insanlık alemi uyarılıyor. Hiçbir bilim sana bunları anlatamaz. Ruhları anlatıyor bu Kur'an-ı Kerim. Niye? Ruhları yaratan Allah, kalplerin ve ruhların reçetesini de Kur'an'la ortaya koymuş. Teşhisini, tespitini yaratan olduğu için iyi biliyor. Ona göre de tedaviyi ortaya koyuyor. Böyle tedavi olacaksın diyor. Bunun tedavisi iman ve iyi bir Müslüman olmaktır. Kıymetli dostlarım, Cenab-ı Hak yine buyuruyor ki, Estaizu billah, Semmâûne lil kezibi ekkâlûne lissuhti. فَاِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُغْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَدُرُّوكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُغْسِط۪ينَ. Şimdi bu ayeti kerimeye de dikkat et. Ne diyor? Onlar yalana çok kulak verirler. Yalandan zevk alırlar ama doğrudan zevk almazlar. Ve çok haram yerler. Helaldan zevk almaz, haramdan zevk alırlar. Niye? Bozulmuş insanlar hep böyledir. Bu karganın sürekli leşten hoşlandığı gibidir. Leş yer, ondan hoşlanır. Bozuk ruhlar da böyledir. Helaldan hoşlanmazlar. Evinde misal olsun diye söylüyorum. Tertemiz, güzel hanımı vardır. Hanımını ihmal eder, gider, zina yollarına gider. Cenab-ı Hak diyor ki, eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen, adaletle hükmet. İslam tam bir adalettir. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever. İşte bu ayeti kerime ve devamında diyor ki, ve keyfe yuhakkimuneke ve indehumut tevratu fiha
Hükmullahi sümme yetevellevne min ba'di zalik. Ve mâ ulâike bil mü'minîn. Bak Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimelerde diyor ki, içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni nasıl hakem yapıyorlar da ondan sonra da dönüveriyorlar. Bakın hem Tevrat'a, bunlar Yahudi, hem Tevrat'ın hükmüne razı değiller, hem Hazreti Muhammed'in hükmüne razı değiller. İşine gelirse ikisine de razı, işine gelmiyor. Yani Allah'ın dediği olmayacak, onların kendi dediği olacak. İşte bütün iblisin de Allah'a karşı koyması, iblis olması böyle başladı. Allah'ın hiçbir emrine zerre kadar sakın karşı koyma. Sakın hem de. Allah'a itaat et. Allah ne emrettiyse en güzelini emretti. Ne yasakladıysa senin çıkarına, faydana yasakladı. Sakın ola ki itaat et Allah'a, isyan etme. Menfaat tamamen sana ait. Fayda sana ait. Zarardan kurtuluş sana ait. Sakın Allah'a isyan etme, asi olma. İslam'ın her emri Allah'ın emridir, kanunudur. Onlar inanıcı değillerdir. Çünkü Tevrat'ın hükmünü de kabul etmiyor. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam, İslam'ın Kur'an'ın hükmünü de kabul etmiyor. Onlar inanıcı değillerdir diyor. Yine Cenab-ı Hak, bakın bu ayeti kerimede de Cenab-ı Hak ne diyor? Biz Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılıklı kısas ödeşme yazdık. Bununla beraber kim kısas hakkını bağışlarsa bu kendi günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendilerindir diyor. İşte Cenab-ı Hak o günkü Tevrat'ın içindeki, bakın, kısasa kısas, kısas hakkını ortaya koydu. Bunlar bugün İslam hukukunda da geçerlidir. Çünkü İslam'da adalet vardır, haddi aşmak yoktur. İslam ne ifratı ne tefriki kabul etmez. Tam adaleti, tam ölçüyü ortaya koymuştur. Bunun için diğer ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak ve gaffeyna ala asalihim bi İsa bin Meryem'e musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ataynahul incile fihi hüden ve nurun ve hüden ve musaddikan ve nurum ve nusaddigan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve hüda ve hüden ve mev'uzaten lil müttegin. Bakın, devam eden ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak ne diyor? O peygamberlerin ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Musa'dan sonra Allah ne yaptı? Musa'nın görevi bitti, İsa'yı görevlendirdi. İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur olan kendinden önceki Tevrat'ı tasdik eden ve Allah'tan korkanlar için bir hidayet rehberi ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Dikkat edin, Allahu Teala her çağda, her ortamda, geçmişte bir peygamberin görevi bitince öbür peygamberi gönderiyor. Musa'dan sonra İsa'yı, Tevrat'tan sonra da İncil'i gönderiyor. Bunların hepsini yenilemek üzere de Hazreti Muhammed'i ve Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor.
Bunlar hep Allahu Teala'nın İslam'ın içindeki kitapları ve görevlendirdiği peygamberleridir. Resuller yeni şeriatla gelirler. Bir sonraki şeriat bir öncekinin hükümlerini ortadan kaldırır, onu yeniler. Bir sonraki şeriatla amel etmek herkesin boynuna borçtur. En son gelen de İslam, Muhammed'in ortaya koyduğu, Allah'ın yenilediği şeriat, İslam şeriatıdır. Kur'an şeriatıdır. Onun için de şu anda dünyanın yepyeni tek şeriatı İslam şeriatıdır. Bundan önce İsa'nınkiydi, ondan önce Musa'nınkiydi. Musa'dan önce de diğer peygamberlerin, İbrahim'in, daha önce de Nuh'undu. Çünkü şeriatı, yeni şeriatla gelen peygamberlere Ülülazım peygamberleri denmiştir. Nebilerle Allah onları desteklemiştir. Nebi peygamberler yeni şeriat getirmezler. Onlar gelmiş şeriatı uygularlar. Ama Resuller, Ülülazım olanlar yeni şeriatla gelmişlerdir. Şeriatları da Allah kendi yeniler. Başkası yenileyemez. En son bütün insanlığın şeriatını Allah Hazreti Muhammed'le, Kur'an'la yenilemiştir. İster inansın, ister inanmasın. Doğruları birbirimize takdim etmek zorundayız kıymetli dostlar. Cenab-ı Hak bu gerçekleri de duyurduktan sonra bak ne diyor? Vel yahkum ehlül incili bima enzelallahu fihi ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul fasikun. Şimdi bir de bu ayetin anlamına bakalım. Cenab-ı Hak ne diyor? İncil ehli de diyor, Allah'ın ona indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Çünkü İslam, Kur'an ve Muhammed'in şeriatından önce, daha Kur'an gelmeden, Muhammed gelmeden, geçerli şeriat İsa'nınkiydi. Onunla hükmetmeleri gerekiyordu. Hükmetmeyenler diyor fasıktır diyor. İncil'le hükmetmeyenler fasıktır dedi. Daha önceki ayetlerde ne dedi? Zalimdir dedi ve kafirdir dedi. Tevrat'la hükmetmeyenlerin de bakın ne dedi? Çünkü İncil'den, İsa'dan önce de Tevrat vardı. Yeni o zamanın şeriatı da oydu. Onunla hükmetmeyenler için de Cenab-ı Hak ne dedi? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir ve zalimdir dedi. O zamanki şeriat da Tevrat'ın şeriatıydı. Daha sonraki İncil'inkiydi. En son hangisidir? Hepsini yenileyen ve ebedi eskimeyen yepyeni şeriat, Hazreti Muhammed'in ve Kur'an ile Allah'ın yenilediği İslam şeriatıdır. Şu anda artık bütün çağlar Muhammed'den sonra kıyamete kadar Muhammed'in çağlarıdır, İslam'ın çağlarıdır. İslam evrenseldir, bütün milletlere gelmiştir. Hazreti Muhammed İsrail peygamberi değil ki, Arap peygamberi de değil, Türk peygamberi de değil, bütün milletlerin peygamberi, bütün çağların peygamberi, bütün zaman mekanların peygamberi ve İslam şeriatı bütün milletlerin şeriatı. İster inanır ister inanmaz. Herkes kendi bilir. Zor yok. Özgürlük var, hürriyet var. İnanırsın inanmazsın ama hesabını vereceğiz. Hepimiz Allah'a hesap vereceğiz. Neden inanmadın? Allah kesin istiyor.
benim indirdiğimle hükmedeceksin diyor. Kesin Allah Teala. Tamam sen hükmetmeyeceğim diyorsun. Tamam kendin bilirsin. Bizde dayatma yok. Sende dayatma var. Dayattın millete. Başka şeyleri dayattın. Allah'ın indirdiklerini ortadan kaldırdın. Dünyanın başına gelmedik bela bırakmadın. Ruhları bozdun, ahlakı bozdun, ahlak çürüdü. Fertler bozuldu, aileler bozuldu, ailelerde huzur kalmadı. Milletlerde karakteri bırakmadın. Devletleri ne hale getirdin? Terör üreten devletler ortaya çıkardın. Ve milletin kanını emiyorsun şu anda dünyada. Yaptığın iş doğru mu? Eğer bir yerde bir doğru varsa o yine İslam'dan kaynaklanır. Oradan alınmıştır o. Ama eğriler, yanlışlar İslam'la alakası yoktur. İslam terörü yok eder. Terör üretmez. Sen terörü ürettin ve İslam'a mal etmeye çalışıyorsun, başkalarına mal etmeye çalışıyorsun. Sen üretiyorsun. Hakkı, hakikati, hak olan adaleti, gerçek güzelim ahlakı yok edip tahrip eder, ruhları, kalpleri tahrip edersen ortaya ne çıkar? Köpeklere eğitim veriyorsun ama insanlığın karakterini bozuyorsun. Bundan vazgeç. Vazgeç. Ruhları yaratan, insanı yaratan Allah reçete yazmış. Göndermiş kulların mutlu olsun diye. O Kur'an-ı Kerim'dir. O İslam'dır. Onu uygulayan Hazreti Muhammed'dir. Ondan önceki peygamberler nasıl görevliyse Hazreti Muhammed de son peygamber görevlidir. Allah görevlendirmiştir. Bunda şüphe yok. Kıymetli dostlarımız, biz duyuralım. Ve enzenna ileykel kitabe bil hakkı musaddikan lima beyne yedeyhi minel kitabi ve müheyminen aleyhi fahkum beynehum bima enzelallahu ve la tettebi ehvâehum amma câeke minel hakkı likullin cealna minküm şir'aten ve minhaca ve lev şâallahu le cealeküm ümmeten vahideten velâkin liyebliveküm fîmâ âtâküm فَاسْتَبِغُ الْخَيْرَاتِ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ. Bak Yüce Rab ne diyor?